bıraktı nefesi. Evet arkadaşlar, şimdi sizlerle birlikte bu arada kitap okuma yapıyoruz. Kendi kedilerimizi yanımızda. Harikasın Karyacığım. Hangi kitabı okuyoruz? Kara Kedi. Kötü Kara Kedi. Oo. Evet. Gördüğünüz gibi bizim yavru kedilerimiz de, yani kara kedi olduğu için tabii bu kedi beni dinliyor. Yani gördüğünüz gibi öbürleri umurunda bile değil. Herkes kendi halinde. Kitabımız da kedilerle çok uygunmuş. Kendini mi seçtin? Kediler mi seçti? Kediler seçti. Devam edelim Simoş'cum. Ben kaçıncı sayfadayım arkadaşlar? Belli olmuyor ama belki öbür sayfalarda tekrardan şey yapabiliyor. Bir tane kedimiz uyudu bu arada. Diğeri yalanıyor. Diğeri de romantik kitabı takip ediyor. Bakın gördüğünüz gibi sayfamı. Evet. Başlıyorum okumaya. Birden nereden geldiği belli olmayan sefil içten bir canavar çıkıverdi. Ortaya yüzü şekilsiz ve korkunç, kocaman siyah burnu hep soğuk ve ıslaktı. Nefesi o kadar sıcak ve iğrençti ki kokusu güneşin altında kalmıştı. 100 tane ölü balığın kokusunu hasta bastırabilirdi. Bir de içi acayip saydam bir sıvıyla doluydu. Sanki kocaman açık ağzından sürekli bu sıvı damlanıyordu. Aslında arkadaşlar bu bir köpek. Kedinin arkadaşı bir köpek galiba. Ama kötü, gördüğünüz gibi. Biraz korkunç olabilir. Çünkü karanlıkta. Devam edelim. Bakalım ne maceralar yaşıyor kedi ve köpek. Ama en kötüsü çirkinliğinde, berbat kokusunda, hatta durmadan akan ve nereye gitse arkasında bıraktığı salyasında da kötüsü bu kadar. Kötüsü, devamlı okuyorum. Kedi saldırıyor ona şimdi. Oo. Bu canavar hiç uyumuyordu sanki. Pisicik bu zalim canavarı kendi huzurlu krallığında atmak için cesurca mücadele ediyordu ama kötü canavarı yenebilecek kadar güçlü değildi. Bir de sineğimiz eksikti. Aslında az önce gördüğünüz sinek değildi. Neydi o? Arıydı. Arı mıydı? Oo, ben sinek sandım. Arı böyle dikenini batırıyor ve gidiyor. Peki devam edelim. İşte hangi sayfada kaldık? Kitabımıza devam ediyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi, ne kadar komik olsa. Böyle gördüğünüz gibi kedi de uyumuş arkadaşlar. Kim bilir rüyasında benim anlattığım masalın gerçeğini yapıyordur. Olabilir, bak senin anlattıklarını görüyor olabilir. Belki bir tane köpek vardır. O köpeği Zezo olarak kullanabiliriz ya da başka bir köpek olarak kullanabiliriz. O onu koşturuyordur, o da kaçıyordur. Ne zaman karşı karşıya gelselerse vimsiz yaratık, İğrenç, vıcık vıcık sıvısı pisiciğe bulaştırıyor. Sanki onu mideye indirmeye hazırlanıyordu. Çok güzel. Zavallı pisicik hayatının en tehlikede olduğunu hissediyordu. Demek ki pisicik yanlış yolda yürüyor. Eğer tanışsalardı birlikte belki oyun oynayabilirler, yemeklerini paylaşabilirler, kendi banyolarını ikisi yapabilirlerdi arkadaşlar. Evet, bizim kedilerimizin de haline bakın ya Rabbim ya. Bu nasıl bir uyuş şeklidir ya. Mısır koçanı da yanında. Şimdi biz devam edelim. Evet, devam edelim. Zaman içinde pisicik canavarla yaşamaya alıştı. Oh, köpeğe bir canavar demiş. Duydunuz mu?
onun korkunç kokusuna bile katlanır hale geldi. Cesur pisicik canavardan ve onun iğrenç sıvısından uzak kalabileceği sığınacak yerler buluyordu. Demek ki onun aslında o bir kedi, onun bir dede var. O dede şu an İstanbul'da olduğu için o kedi de orada kalmış oldu. Devam edelim bakalım ne maceralar varmış. Bazen bunu hiç itiraf etmese de canavarı sevdiği bile oluyordu. Gördün mü? Köpeğin adı neymiş? Canavarmış. Canavar koymuş. Evet. Anneciğim istersen oturabilirsin. Değil mi? Anne de otursun şuraya. Devam edelim. Sen derde getirip atabilirsin. Kitabımıza devam ediyoruz. Evet. Ya neredeyse hayat eskisi diye biliyordu. Bazen bunu hiç itiraf edemese de canavarı sevdiği bile oluyordu. Demek ki annemiz haklıymış. Evet. Yani neredeyse hayat eskisi gibi değildi ama yavaş yavaş yeniden güzelleşmeye başlıyordu. Çok güzel bir hikayeymiş. Çok beğendim yani. Şimdi bir de arkadaşlar şu çok komik. Bir de şöyle pisicik dolabın üstünde uyurken yani şey de var arkadaşlar. Evet, çok güzel bir kitap. Şurada arkadaşlar kedinin sandalyesi var. Oraya oturur, yemek yediriyor. Zaman içinde pisicik canavarlar yaşamaya alıştı. Onun korkunç kokusuna bile katlanır hale geldi. Zamanla birbirlerini çok sevmişler değil mi? Sınırsız uzak kalabileceği sığınacak yerler buluyordu. Bazen arkadaşlar ben burayı okumuştum. Atlamayalım o zaman. Değiştir sayfayı. Pisicik yakında bir canavar daha karşılayacağını bilmiyordu tabii. Birinci bölüm kısa bir zaman sonra. Kısa bir zaman sonra neler oluyormuş? Günaydın pisicik. Her yerde neden bu kadar çok çanta ve bavul olduğunu merak ediyorsundur. Çünkü çok özel bir yolculuğa çıkıyoruz. Yani artık ondan yaşamaya dayanamadı ve başka bir eve taşınıyor kedi. Öyle mi? Bakalım neler varmış. Çünkü çok özel bir yolculuğa çıkıyoruz. Yani biz çok özel bir yolculuğa çıkıyoruz. Üzgünüm pisicik ama sen evde kuşu ile birlikte kalıyorsun. Şimdi bunu duyunca kedi artık sinirleniyor ve bağırıyor, çağırıyor arkadaşlar. İki kere pöf. Pöf. Çok güzel pöf dedin. Of. Böyle yapma pisicik. Uzun süre kalmayacağız. Sonra özel yolculuğumuzdan döndüğümüzde sana çok özel bir sürprizimiz olacak. O sayfaları böyle... Kedi istersen rahat bırak Karya. Elinin üstünde uyuyor. Evet. Onu indir aşağı koltukta uyusun. Koltukta uyumasın bak. Uyuyor arkadaşlar kedi. Evet, çok güzel uyuyor. Üzerinde uyuyor. Neyse ben bir rahatım arkadaşlar. Olacak. Çok özel sürpriz mi? Bir sürpriz var. İşte dedeleri geldi. Oo, dedişleri gelmiş. Hem de kaç tane dede var orada? İki tane mi? İki ama
Normalde bir de var arkadaşlar. Okuyalım bakalım neymiş. Bu arada dünyalar tatlısı ilk. Çok güzel bir kitap. Kötü Kedi ve Bebek. Tonton amca Nick bir. Nick Brawl'un kitabı. Eğlenceli karikatürler var. Burada kalmayı küçük. Tavsiye ediyoruz. Seninle Kötü Kedi kabul yoktur ama. Güzel değil mi? Eğlenceli kediler vardır. Selam köpek. Selam şapşal kedi. Selam köpek, selam çapsal kedi. Birlikte çok iyi vakit geçir. Hoşça kalın. Recep.